Şimdi o zaman hızlıca panelimize geçiyoruz. Ve şimdi teknoloji şirketlerinin globale çıkışını konuşacağız. Çok deneyimli isimlerle konuşacağız. Moderasyonu TÜSİAD SEDEKRE görev gücü üyelerimizden Senem Kılıç üstleniyor. Davet ediyorum. Fark Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Fark Labs kurucusu Ağuz Erter Kuşoğlu bizimle. Skysense CEO'su Burak Polat bizimle. Ve Ango AI kurucu ortağı ve CTO'su Gökalp Urul bizimle. Ağo Hanım'ın zaten bu konudaki vizyonuna ve deneyimine diyecek bir şey yok. Engin tecrübesinden böyle anahtar kelimeleri almaya çalışacağız. TÜSİAD SEDEKRE'nin tedarikçi ekosisteminde şirketler nasıl yurt dışı pazarlara açılabilir, nerede hata yapıyorlar, neyi daha iyi yapabilirler dinleyeceğiz. Skysense ve Ango AI, TÜSİAD SEDEKRE'nin daha önce eşleşmiş deneyimli şirketlerinden. Dolayısıyla hem burada bir kullanıcıyla çalışma deneyim var ama aynı zamanda da globalde iki şirkette yurt dışı müşterileri de var. Merak ediyoruz. Şimdi bugün itibariyle yurt dışına çıkacak olsalardı neyi farklı yaparlardı? Neyi daha hızlı, neyi daha yavaş, neyi değiştirerek yaparlardı? Biraz da o tecrübeden almaya çalışacağız. Sözü moderatörümüze bırakıyorum. Buyurun Senem Hanım. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Sesimiz geliyor. Herkese merhaba. Sabah itibariyle çok hızlı giden bir seyirde, dolu dolu bir program. Biz de o akışın içerisinde bir devam eden bir konuya, bugün önemli olduğunu düşündüğümüz bir konuya değiniyor olacağız. Emeği geçen herkese tekrar teşekkür ederim. TÜSİAD SEDEKRE'nin görev gücü üyelerinden biri olarak aslında bu oturumun olmasında da arkada epey yoğun çalışmalar olduğunu bilen biri olarak bugün çok değerli bir katkı sunu olduğunu bizzat yaşıyorum. Şimdi bugün konumuz teknoloji tedarikçilerinin, startup ya da girişim şirketlerinin, tekno girişimcilerin yürüttüğü faaliyetlerde küresel oyuncu olmak, globale çıkmak, yurt dışı pazarlara açılmak ve yaptığı işin büyük ölçekli ekonomideki değerinin, yerinin bulunmasını sağlamak, bunu konuşuyor olacağız. Çok önemli olduğunu düşündüğümüz bir konu çünkü burada yapılan her bir adımın hem ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına hem de katma değerli üretimde Türk gücünün, zihninin ve zekasının aslında inovatif ve yaratıcı zekayla yer bulmasına nasıl katkı sağlarız diye konuşacağız. Birbirinden değerli konuklarımız var. Ben hızlıca sorularımı yönelteyim o zaman. Ortak iki soru hazırladım herkes için. Aho Hanım'a hem deneyimleri hem de pek çok habitatı kuran, uygulayan ve pek çok rolünden dolayı toparlama görevini bugün vermek istedim. Kendileri de kabul etti. Bu şekilde devam edelim. İlk sorum ben Burak Bey'e yönelteyim. IoT pazarındasınız. Aslında bugün iki konum, birisi yapay zeka, diğeri de IoT'ydi. Siz IoT'de özellikle küresel işbirlikleriyle machine to machine alanında önemli ürünler üretiyorsunuz. Hem de hizmetleriniz var. Bunlar entegre çözümler. Evet. Küresel pazarı artık içinde oyuncusunuz. Yakın İnşallah. Zamanda da yatırım aldınız. Tebrikler. Sağ olun. Ben ilk sorum neyi doğru yaptınız onu yöneltmek istiyorum. Burada hepimiz aynı habitattayız. Neyi doğru yaptı Skysense? Valla herhangi bir startup, yani herhangi bir şirket gibi kademe kademe hayatında döngüler var. Yani ilk birinci adımda neyi doğru yaptım? Bunların hepsini doğru yapmanız lazım ki bir yere gelebilirsiniz. Birinci adımda doğru yaptığımız herhalde teknolojiyi doğru kokladık. Hani zaten sektörde olduğumuz için, benzeri şeyler yaptığımız için doğru zamanda hangi teknolojinin nereye gideceğini doğru tespit ettik. Bu bize ilk özellikle yaşam döngümüzün ilk 2-3 senesinde ciddi bir destek sağladı. Mesela biz ilk şirketi kurar kurmaz 3-4 ay içinde bir ihracat yaptık ve ihracat yaptığımız ülkede Yeni Zelanda'da mesela Cook Adaları'ydı. Yani Türkiye'nin herhalde kilometre olarak en uzak mesafeye yüksek teknoloji ihracatlarından birini biz yapmışızdır. Yani çok küçük bir şeydi ama 2 kişiydik zaten. Niye yapabildik? Çünkü dünyada yapabilen başka yoktu bunu. O anda, o zaman diliminde, daha sonra başka firmalar çıktı. Daha sonra hani Türkiye'de beklenmeyen tabii şeyler oldu ama orada kendimizi doğru konumlayabildik. Yani pazar büyük devinimler geçirirken biz kendimizi donanımdan biraz daha yazılım ve analitik alanına doğru şekilde aktarabildik. Burada tabii küçük bir ekip olmanın bir avantajı var. Çok dinamik davranabiliyorsunuz. Daha sonra da hani birinci günden itibaren global bir bakış açısına sahip olmaya çalıştık hep.
Yani şirketin içinde mesela bir yabancı çalışmamasına rağmen bütün iç dokümanlarımızı İngilizce hazırlamaya çalıştık ki yani yarın bir gün bir ihtiyaç olacak onu kullanalım ya da prosesleri oturtarak ilerletmeye çalıştık. Normalde startuplar pek böyle şeylerle uğraşmaz ama hani uzun vadede biraz rahatlatıyor bu sizi. Birinci günden itibaren de bu global bakış açısı, partnerler, firma, müşteriler olduğu için hani hangi pazara gitsek bizim için daha anlamlıdır doğru analiz edebildik. Biraz startuplar bunu da çok doğru yapamayabiliyorlar. Burada da doğru yaptığımızı düşünüyoruz. Yani şimdilik en azından indikatörler o şekilde. Örneğin biz Texas'ta mesela büyümeye çalışıyoruz. Amerika'da büyümeye çalışıyoruz. Amerika'da özel olarak Texas'ta büyümeye çalışıyoruz. Texas'ı seçme sebebimiz hani endüstriyel olarak güçlü bir yer olması Amerikan pazarında. Yani bütün bunları uç uca ekleyerek yani tek bir şey diyemem. Ama doğru zamanda doğru hareketleri yapmak, doğru bakış açısını yapmak ve uzun vadede geniş bir bakış açısı sağlamak sanırım işe yaradı. Teşekkür ederim. Hızlı toparladınız. Ben o zaman Gökalp Bey'e sorayım, devamı soruyum. Çünkü burada ortak hikayeleri olan ama birbirinden farklı deneyimleri küresel ölçeğe taşımış firmalar var. Siz de yer dünyasındasınız. Hem biraz araştırdım hem de ben de bugün chatbotlarla ilgili bir şeyler sorabilir miyim acaba diye getirdim. Malum gündemi onlar kapsıyor şu anda. Hatta sizin Express veri etiketlemede farklılaştırma ile ilgili bir ürününüz öne çıkmış. Veri etiketleme hizmetinde Türkiye'den globale açılan bir öykünüz var. Hakikaten enteresan bir hikaye. AI pek çok insanın aslında odağında, IoT de öyle. Verinin doğru konumlandırıldığı o good datayı hepimiz bir yere taşıyabildiğimizden sonra artık şirketlerin farkı ortaya çıkıyor. Karar vermedeki o zeka ve teknolojiyle buluştuğu yer. Kurum olarak siz nasıl AI'da konumlandınız? Buradaki farklılaştırmış hizmetler nasıl ortaya çıktı? Ve buradan küresel yolculuk nasıl üçüncüde bağlandı? Üçüncü adımda. Siz dinleyelim. Tabii. Öncelikle bilmeyenler için çok kısa ben şirketi tanıtayım. Hızlı bir pitch yapayım hemen. Öncelikle AngoAI 2 sene olmadı kurulalı. 2 sene önce temel olarak yapay zeka takımlarına en yüksek kaliteli veri etiketleme servisi vermek amacıyla aslında ortaya çıkmış bir şirket. Bu kapsamda şu ana kadar 5 kıtadan 30'dan fazla müşterimiz oldu. 30 milyonun üzerinde veri teslimi gerçekleştirdik 5 kıtaya. Şu anda takımımız 20 kişi. Ve geçtiğimiz 7 aydır da medikal yapay zeka odaklı gidiyoruz aslında. Her ne kadar T-shape başlasak bile odağımızı medikale çevirdik geçtiğimiz 7 ayda. Bu şekilde özetleyebilirim temel olarak Engo ne yapar. Onun haricinde şimdi yurt dışına çıkmaktan bahsediyoruz ama biz yaklaşık 9-10 ay önce zaten bir yatırım turumuzu tamamladık pre-seed olarak. Bu yatırım turumuzda 500 İstanbul ve QAmbient Ventures yer aldı. Fakat zaten bu yatırımı alabilmek için öncelikle global vizyon koymamız gerekiyordu. Çünkü bu vizyonu koymayınca zaten yatırımcılar hiçbir şekilde olaya dahil olmak istemiyorlar. Çünkü her ne kadar 80 milyon nüfusa sahip olsak bile aslında Türkiye oldukça ufak. Özellikle B2B iş yapmak isteyen firmalar için ufak olabiliyor. Bu noktada tamamen vizyonu Burak Bey'in de söylediği gibi globale koymak gerekiyor. Onu koymayınca hiçbir şekilde zaten yatırım alma imkanınız yok. Zaten yurt dışı yatırımcılardan onlardan da yok. O yüzden birinci günden itibaren yurt dışı odaklı gitmemiz gerekiyor. Bu noktada tabii çeşitli adımlar var yapılabilecek. Bizim iyi yaptığımız, kötü yaptığımız. Fakat söyleyebileceğim durum şu, en iyi yaptığımız olay çok hızlı bir şekilde kendimizi San Francisco'ya atmak oldu aslında. Her ne kadar dijital bir iş yapsak da, yani hiçbir asetimiz olmasa bile gerçek dünyada, tamamen dijitaldeyiz çünkü, tamamen remote bir şirket kurgusu yaptık. Fakat kurucuların en hızlı şekilde Amerika'ya gidebilmesi hem o mental yapıya geçmesi açısından hem de oradaki müşterilerle birebir görüşme ve ilişki kurma açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu noktada biz yaklaşık 8 ay önce medikal alana odaklanmadan önce San Francisco'daki AI Met Fuarı'na gittik. Kardeşim ve ortağım bu arada. Kendisi 6 yaş büyük benden abim. Birlikte kendimizi oraya attık. Elimizde henüz bir ürün yoktu. Fakat buna Customer Exploration deniyor. Henüz ürün olmadan aslında mock-up'larla ve aslında tahmini olarak çözeceğiniz probleme yönelik çeşitli prototiplerle biz dünyanın en büyük medikal yapay zeka fuarında kendimizi bulduk. Hemen stand açtık ve orada gelen taleplere göre dedik ki sadece Türkiye'de ortaya attığımız bir tezdi bu. Fakat bu tez globalde de geçerli ve globalde de aslında oldukça büyük bir problem. Çünkü orada müşterilerle konuşurken aslında dünyanın en büyük müşterileriyle konuşuyorsunuz.
Türkiye'de tabii hani daha ufak çaplı müşterilerden gelen feedbackler de çok önemli. Fakat bunu global ölçekte doğrulamak en önemlisi. O yüzden biz orada bu tezimizi doğruladıktan sonra aslında alanı medikal olarak daha spesifik olarak belirledik ve o günden itibaren oraya yönelik çalışmaya başladık. O yüzden aslında globale açılım noktasında kurucuların özellikle kendilerini Amerika'ya atması ya da hedefledikleri pazara atmaları çok önemli. Amerika diyerek kısıtlamak istemiyorum çünkü herkesin pazarı farklı. Bizim için Amerika'ydı. O yüzden biz en hızlı şekilde oraya giderek aslında tezimizi test etmiş ve doğrulamış olduk. Tabii doğrulanamayı da bilirdi. Daha fazla tezler üretip onları da doğrulamak için daha çok vakit geçirmek gerekebilirdi. Bunların hepsi olası. Fakat bu konuda biz biraz daha şanslı olduk. Tabii önümüzde çok uzun yol var. Zaten biliyorsunuz startupların çoğu yani ilk ortaya çıktıkları fikirle devam etmiyorlar. Pivot ediyorlar. Farklı farklı alanlara giriyorlar. Ürün çok değişiyor. Bakalım bizim de önümüzde çok heyecanlı bir yolculuk var. Ona doğru gidiyoruz. Farklılaştırma ile ilgili stratejiniz var, ona yöneltmek tabii istiyorum. Aha onum, o zaman soruyu yönelteyim. İki konuğumuz da aslında coğrafyanın seçilmesi ve beraberinde fiziksel katılımın da ve talebin iyi anlaşılması ile ilgili deneyimlerinden bahsettiler. Siz bir ayağı yurt dışında, bir ayağı Türkiye'de olan böyle çok uluslu ve çok çok farklı sektörlerde yatırım yapan bir kimliktesiniz. Ayrıca kendiniz de habitat girişimcisiniz. Sanayici tarafınız da var. O yüzden bu kadar farklı şapka içerisinde küresel oyuncu olmak için gerçekten yurt dışında olmak lazım mı? Doğru pazarı bulmak nasıl olur? Müşteri segmentasyonu nasıl yapılır? Evet, orayı ben size bırakayım. İşte hepimizin artık bence cevabını bildiği sorular. Kendi kişisel hedeflerimizi de bu doğrultuda, yani startuplardan öğrenecek sanayicilerin de çok şeyi var. Ben öğrendiklerimi kendi sanayi hayatımı da uyguladığım için sanayiciden belki öyle. Sanayiciden startup oldunuz. Yani arkadaşlarla çalışa çalışa aslında hızın, cesaretin, bir şeyleri ilk yapmanın ne kadar önemli olduğunu, o exploration tarafına invest etmenin, asıl yatırım yapmanın, onlar zamanlarını yatırım yapıyor. Bazısı parasını koyuyor, bazısı ilişkilerini koyuyor ama exploration kısmı, keşfetme kısmı gerçekten çok önemli bütün kuruluşlar için. Ben arkadaşlarımdan aslında iki tane şey anlıyorum. Yani customer exploration'e zaman ayırıyorlar. Investorlar da derin teknolojisi olan startuplara baktıkları zaman aslında bir de investor exploration kısmı var ve biz aslında ilk başta Türkiye'de yaptığımız yatırımlar bu. Çünkü bu arkadaşlar ilk yatırımları almadan oraları explore etmeye gidemiyorlar. Aldıkları günden itibaren de bence beklememeleri gerekiyor. Bir an önce atıp o arenada güreşebilirler mi? Test edip bir an önce bunu olup olmayacağını anlayıp eğer yapamıyorlarsa da kendilerini yeniden kalibre etmeleri gerekiyor. O yüzden herkesin bir kere bu Türkiye'deki özellikle exploration'a vakit ayırması lazım. Çok fazla Türkiye'deki müşterilerle vakit harcamayı biraz şey buluyorum açıkçası. Yani Türkiye'de müşteri ikna etmek özellikle yeni bir konuda. Çünkü belki müşteri onun daha ihtiyacı olduğunu bile bilmiyor. Ama şirketler, şirket çalışanları veya yatırımcılar da bunu keşfetmek için zaman da ayırmak istemiyorlar. Böyle olunca buradaki arkadaşların cephanesini boşa harcıyoruz. O yüzden bu olmadan bir an önce globale gidip bu yaptıkları ürün gerçekten bunun müşterisi var mı? Dünyada önemli bir problemi çözüyor mu? Bu problem yeterince büyük mü? Bunu görmeleri lazım. Bir de hep product market fit anlatırız yani onu bilmemiz lazım diye. Teknoloji işlerinde bunu bulmak da zaman alıyor. Ve belki bir startupta bulamıyorsunuz ama aynı konuda 3-5 tane startupla çalıştığınız zaman sizin onu bulmanız veya bazen 2 tane çalışmayan startup'ı bir araya getirip birlikte bulmanız da mümkün. Böyle bir birlikte egzersiz yapmak gibi aslında. Biz bu kaslarımızı geliştirdikçe ileride şeylerimiz, şu anda mesela aynı lisanı konuşup çık bir şeye bir ayda karar veririz şu üçlüyle anladığım. Ama bazen bu çok vakit alıyor. Benim hani toparlamak istediğim sadece bu kısım. Türkiye'de bizim yaptığımız aslında inkübasyon. Yani bunun ötesinde buradaki arkadaşlardan çok bir şey bekleyip işte bunu kaç tane satıyorsun, kaç milyonları deviriyorsun gibi sorular bir sonraki ligde sorulması gerekiyor. Bunları sorabilmemiz için önce burada fund etmemiz lazım. Pre-seed ve seed roundları bunun için. O yüzden de hani bu yolculukları konuşa konuşa. Ama şeyi söyleyeyim, dün bir Alman şirketle beraberdim. 2 milyar euro ciroları var. Almanya'nın SME kıvamında sayılan bir şirket. İşte inovasyon farklı bizden
nasıl öğrenebiliriz diye davet etmeleri de büyük bir gurur bir sanayi şirketi. Ama şunu görüyorum, Almanya'da da aynı sorun var. Yani biz yenilikçi işler yapmak istiyoruz, startuplarla çalışmak istiyoruz ama startuplara işte diyelim onun malını ben bir müşterime satarsam boşa ve o fail ederse bu benim de failure'im olur. O zaman bunu nasıl garanti edebilirim? Biz girişimcilere fail etmeyi öğrenin ve bu o kadar kötü bir şey değil derken kendimize de sanayi kuruluşları olarak da fail etmek de bu işin bir parçası. Utanmamak gerekiyor. Karşıdakilerin de utandırmaması gerekiyor. Gibi gibi şeyleri toplu öğreniyoruz işte. Aslında TÜSİAD SDK'nin de fikrin toparlandığı bir yer olması, pazar olmasıyla beraber bu fikre ihtiyaç olduğunu hissettirecek de bir zihniyet dönüşümünde de üstlendiği bir görev var. Sizin de söylediğiniz çok gibi. Çok önemli bir misyonu var. Çok önemli. Çünkü bir şeye ihtiyacı olduğunu hissettirmek hakikaten zor. Bu eğer bilgi ve bilgiye dayalı fark yaratacak bir şeyse ki zamanın önünde koşan insanlar oluyorsunuz. Özellikle teknolojiyle uğraştığınızda kişilere ihtiyacım var derken bile insan bazen kendi değerinin varlığını da sorgular noktaya girebilir. Bu da tabii girişimcinin o iç motivasyonunu hep içeriden harladığı bir önceki oturumda da biraz konuşuldu. İnsan boyutu. Bu hep cebimizde yürüdüğümüz bir şeydi. Hem riski almak, hem öğrenmek, hem hata yapmak, hem de hatanın gurur arkasında durabilmek. Peki yeni dönemin, yeni yüzyılın sürekli öğrenen, koşan süper kahramanları olmak adına ben üründe, rekabet süreçlerinizde nasıl farklılaştınız? Özellikle Burak Bey, size yöneltmek istiyorum bu soruyu. Çünkü ürün portföyünüzde jenerik ürünler de var, OYT hizmetleri yapan ama farklılaştırılmış ürünler de var. Farklılaştırma stratejilerinizde yurt dışı pazar nasıl etkiledi sizi? Şöyle, o süreç hiç bitmiyor aslında. Yani herhalde web sayfamızı incelediniz. Oradan söyleyin. Mesela orada gördüğünüz ürünlerin bir kısmını artık üretmiyoruz aslında. Sırf şey, internet trafiği için orada tutuyoruz. İşe yarıyor dijital marketing anlamında. Bu hiç bitmiyor. Yani startup zaten herhangi bir şirkete göre çok daha hızlı karar veren, çok daha hızlı test eden bir organizma. Ve en nihayetinde de bir pazarlama sorusu aslında. Yani startup'ta çok ne yaptığınızda, evet hani teknoloji tabii ki önemli ama aslında bir pazar tespit problemi startup. Yani bunu da hiç kimse bir yerde yazmıyor zaten, yazsa hani böyle bir şey olmaz, bir ekonomik döngü olmaz. Bunu sürekli test ediyorsunuz ve sürekli çevreyi takip etmeniz gerekiyor. Yani burada tabii founderlara, co-founderlara çok rol düşüyor. Yani biz hani sürekli bir şeyler okumaya çalışıyoruz, birileriyle görüşüyoruz, bir şeyleri analiz ediyoruz, rakipler ne yapıyor onu tespit ediyoruz. Kullanıcılarla burada iletişim çok önemli oluyor. Yani kullanıcılar size mesela ciddi pazar istihbaratı verebiliyor. Yani geçen şu müşteri geldi, bunu anlattı, bu üründe bu hata vardı ama bizim şu hoşumuza gitmedi falan gibi gibi şeyler söyleyebiliyor. Bütün bunları topluyorsunuz. Ama yani maalesef Ava'nın da dediği gibi yani Türkiye'de biraz... bu zor. Yani biraz bazı zamanlar, yani çoğu zaman hatta zaman kaybına sebep oluyor. Yani biz aslında Türkiye'de sanayiciler ya da Türkiye'deki büyük kuruluşlar bir global startup'ı globalleştirme anlamında, herhangi bir startup'ı ciddi bir altın madenin üstüne oturuyor aslında. Ama ciddi konforsuz bir dönüşümü de yaşamaları lazım. Yani bunu hani tepeden inmeci bir şekilde stratejiyi koyup bu startuplarla çalışılacak, böyle yatırımlar yapılacak, bunları deneyeceğiz denebiliyor. Bazı kurumlar böyle yapıyor. Aşağıdan bir dirençce uğruyor. Dolayısıyla o siz startup olarak o iletişimi her kademede kurarak ürünü sahaya kurmaya çalışıyorsunuz. Sanayide B2B çalışan startuplar için söylüyorum ben. Ama aşağıda bir direnç yakalıyorsunuz. Çünkü o kültür yukarıdan aşağı doğru indirilmeye çalışılıyor. Bazı kurumlar bunu beceriyor. Mesela Birisa buna iyi bir örnek. Birisa'da güzel bir etkileşim var. Hem yönetim ve hem alt kademede. Bunu kurumsallaştırmış. Dolayısıyla oralarda daha dediğinizi anlatabiliyorsunuz. Söyleneni anlayabiliyorsunuz. Ürününüzü adapte edip farklı rakiplere göre bir yere koyup oradan ilerletebiliyorsunuz. O yüzden SD2'nin gerçekten burada ciddi bir değeri var. Ve bunu iyi adapte eden kurumlar da çok ciddi bir katma değer sağlıyor startuplara. Ama yani gene sorunuza dönersek, yani bu işin kolay bir cevabı yok. Sürekli bir etkileşim, sürekli bir test, sürekli bir pivot durumu oluyor startuplarda.
ve iyiye doğru yönlendirmeye çalışıyorsunuz bunu. Tabii o arada saha deneyiminiz de çok olması lazım değil mi? Evet. Özellikle çünkü IoT alanında bizim çok oldu aynen. Çok yani çok bir çözüm çok böyle terzi usulüyken evet. Bir bakıyorsunuz o çözüm böyle minik ufak minör değişiklikler bambaşka büyük bir çözümün parçası haklısınız. Olabiliyor. Çünkü IoT yürüyen bir sistem. Bizde mesela en büyük problem şeydir. Yani yönetimle saha birbirinden habersizdir. Çünkü yönetim hani kalite metriklerine bakar, üretim metriklerine bakar, tüketimlere bakar, işte İK ile ilgili metriklere bakar. Ve hani bizde her data var filan derler yani genellikle. Ama aşağı bir inersiniz. Aslında o datanın %10'u vardır. %30'u hiç yatırım yapılmamıştır. %50'si mümkün değildir hani almak gibi gibi böyle değişik değişik hikayeler duyarsınız. Dolayısıyla sürekli bir implementasyon emeği çıkıyor. Biraz IoT'nin o cilvesi. Ama yani bu kültür ve bu iletişim ve bir startup klasik bir ticari işletmeden çok kendi kuralları olan, kendi davranış şekli olan ayrı bir hani different animal derler İngilizce'de hani ayrı bir canlı olarak algılamak lazım. Burada da hani SD2'ye tekrar teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet, size aslında çok böyle kısa ama hızlı büyüyen bir öykü var. Orada böyle parabolik bir hareketlilik var sizin orada. Acaba hiç düşündünüz mü bir şeyleri yanlış yapıyor muyuz? Geriye döndüğümüzde daha iyi yaptık dediğimiz o kısa ama uzun hareket eden kurguda. Mesela düzeltici neyi geriye alıp düzeltmek isterdiniz ya da böyle bir kırılma noktaları oldu mu bu 2 yıllık süre zarfında? Yani şöyle her gün kalkıp sabah acaba yanlış mı yapıyoruz? Demezsek zaten girişimci sayılmıyoruz büyük ihtimalle. Çünkü her gün bu soruyla yaşamak gerekiyor. Zaten zor kısmı o. Acaba doğru mu yapıyoruz, yanlış mı yapıyoruz? Yani roller coaster gerçekten. O yüzden sürekli sorguluyoruz. Fakat geriye dönüp baktığımız zaman aslında her startup'ın da yolculuğu birbirinden çok farklı. Hani bizi buraya getiren, şu ana kadar getiren verdiğimiz kararlar oldu. Mutlaka doğrusu yanlışı var. Fakat hani pişmanlık olarak çok bakmıyorum da daha çok öğrenmek. Yani aslında çok fazla şey öğrendik bu yolda çünkü. Çünkü startup'ın elindeki en büyük gücü zamanı aslında. Zamanı satın alabiliyor startup. Çünkü büyük kurumsal firmalara göre çok 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 hızlı hareket edebiliyoruz. Ufak bir takım olduğu için ve karar merci zaten işin içinde olduğu için çok hızlı hareket edebiliyoruz. O da çok fazla denemeye olanak sağlıyor. O yüzden olmayacak ya da yanlış olan kararları verip olmadığını görüp devam etmek en büyük şeyimiz aslında. Avantajımız bu noktada. Peki böyle hatalı mı davrandık dediğinizde böyle fikri değerlendirdiğiniz network önemli midir? Bir fikri danışmak önemli midir? Başkasının deneyimini paylaşmak önemli midir? Startup ekonomisi habitatında insanların birbirinin motivasyondan beslendiği öğrenme ve hatada bu motivasyon önemli midir? Var mı böyle bir motivasyonunuz? Ya şöyle aslında şimdi startup'ın içinde olmayan kimsenin verdiği tavsiyeyi kesinlikle uygulamak gerektiğini herkes söylüyor. Herkesin tavsiyesini dinle ama kararını sen kendin ver yine. Çünkü işin içinde olmadan yani skin in the game diyoruz aslında. Hani orada hani senin elin o taşın altında değilken verilen tavsiyeler genelde şey olmuyor. Doğru olmayabiliyor. Çok fazla insight çıkartılabiliyor oradan. Fakat onları mutlaka iyi bir süzgeçten geçirmek gerekiyor. O yüzden mesela investorların verdiği tavsiyeler, işte diğer yönetim kurulunun verdiği tavsiyeler mutlaka hepsi süzgeçten geçmesi lazım ki uygulanabilsin. Ama hepsi çok değerli tabii ki. Çünkü herkes vizyon açabiliyor. Bu noktada tabii bütün takım şey, birbirini aslında moral olarak yükseltmek üzerine kurulu bir sistem. Ya çünkü sonuçta finansal olarak çok fazla bir karşılığı olmuyor. En azından short term'de. Long term'de de olacağı kesin değil zaten. O yüzden aslında orada o motivasyonu sağlayabilmek en önemli şeylerden birisi startup için. Bu şekilde diyebilirim. Teşekkürler Rahat Hanım. Biz aslında neler yapılsa iyi olur, nelere dikkat, aman dikkat kısmında ben yine soruyu toparlamak adına size yöneltmek istiyorum. Not to do list olsaydı mesela böyle bir panelden çıkacak başlık. O liste her gün uzuyor. Evet. Ben bazen neyi doğru yapıyoruz diye soruyorum kendime. Çünkü yani yanlış yaparak öğreniyoruz. Çocuk gibi, startupta çocuk büyütmek gibi. Ve çocuğa bir şey söylediğiniz için hani yapmıyor değil, o deneyerek öğreniyor. Hatta bir şey oldu, ben de startupların herkesi dinleyip ama asıl kararı founderların vermesi gerektiğine çok inanıyorum. Veto hakkım olan bir startupta yapacakları bir merger'ı yanlış olduğunu düşünmeme rağmen veto etmedim. Sonra yani çok iyi olmadı son, çok sorun yaşadık. Ama şundan daha iyidir, siz bize yaptırmadığınız için biz bunu yapamadığı duymaktansa o startuptan bu yanlışı ben yapmayı tercih ettim. Çünkü
onların kararı olmalı. Orada bir learning olmalı. Belki bir sonrakinde daha farklı şeyler yapacaklar. Bu iş biraz böyle ve bunun bir kitabı olmayacak. Yani bir corporate manual'ımız olamayacak. Guidance, guideline'lar var burada ve herkes kendi guideline'ını okuyacak, kendine göre de adapte edecek. Başarılı örneklere bakarak buna align olacağız. Başarılı örnekleri nasıl başarılı olduğu da her 5 senede bir değişecek. Yani biz bugün işte Google'ı, Amazon'u, şunu bunu takip ederken şimdi bambaşka startupları takip ettiğimiz bir dönem. Şimdi bence deep teknoloji startuplarının failure'larını da gördükten sonra şu anda onların başarı tanımı değişecek. Bu değişime uncertainty, belirsizlik içinde manage etmek ve bu bir şekilde bununla mutlu olmayı öğrenmek galiba bu işin şeyi. Bunların arasından da başarılarınızı kutlayıp başarısızlıklarınıza da learning diyeceksiniz. Ama kendi işlerimiz için, özellikle sanayi kuruluşlarımız için eğer bir sonraki stratejik veya önemli işimizi biz bunlardan çıkartabilirsek bu zaten büyük bir sanayi kuruluşu için çok büyük bir başarı olacak. O yüzden hani bu exit stratejilerinde de farklı farklı şeyler var istiyorsunuz. Hani konumuz da oydu ya, birazcık onu da toparlayalım. Exit'in çeşitli yolları var ama exit, ben G serisinde yatırım yaptığım girişimler oldu. SPAC diyoruz mesela, Amerika'da çıktık, public oldunuz, yine exit yok. Yani size hissenizi veriyorlar, bir de onu keşfetmeniz gerekiyor doğru zamanda. Çok uzun bir yol. Ama sanayicilik de çok uzun bir yol. 100 yıl, 50 yıl aynı şirkete baş koyabiliyoruz. O zaman buraya da biraz zaman ayırabiliriz diye düşünüyorum. Harika. Yani aslında teknolojik girişimlerde ticari fikrin, fikir ve ortaya çıkma hevesinden bunu ayrıca bir ticari konuya evrilmesiyle ilgili aslında bir evrim bu. Bazen ürün geliştirme ve inovatif tarafımız çok ağır basarken ve ısrarla orada bir iddia sunarken bunun bazen ticari tarafının çok parlak olmadığı gerçeğiyle bir taraftan ticari tarafın çok parlayan bir yıldız olduğu yerde belki de siz o iç motivasyonunuzu eskiye göre kaybetmiş olabilirsiniz. Onun için sizin de söylediğiniz gibi bu uçtan uca aslında iki tarafta sizin de deneyimleyeceğiniz bir yolculuk. Ben masada olmayan dördüncü bir konukla geldim sabah. Çok yakın zamanda OpenAI'ın chatbot GPT beta sürümünü yayınladığı bir OpenAI'ya üye oldum sabaha karşı ve sordum, bu soruyu ona sordum. Sordum, ne yanıt vermiş, izninizle paylaşmak istiyorum. Dördüncü kişi olsa AI'dan burada karar mekanizmasında ne derdi diye izninizle onu okumak istiyorum. Sorum, evet, chatbot GPT'nin beta versiyonuna bugün sabah şöyle bir soru sormuşum. Türkiye'de kurulan teknoloji şirketleri faaliyetlerini küresel ölçeğe nasıl taşır diye. Türkçe sordum. Süper. Evet, birkaç şey sordum, sonra bana saçmalama dedi o da arka tarafta. Üst üste sorular sordum, dedi ki saçmalama artık, dur dedi, böyle şeyler var. Ama bana verdiği ilk mantıklı yanıtı okuyorum. Tabii arkada biraz beta sürme olduğu için biraz vakit ama bir iki haftaya kadar Türkiye'de ve dünyada bunu konuşuyor olacağız kesin. Çünkü Google'ın yerini almaya hazırlanıyor. Zaten chatbotlar özellikle AI tarafında gümbür gümbür geliyordu. Hemen soruyorum, şimdi cevap. Türkiye'de kurulan teknoloji şirketleri küresel ölçekte faaliyet göstermek için çeşitli yöntemler kullanabilirler Senem. Örneğin bu şirketler dünya çapında satış ve pazarlama ağları oluşturabilirler. Yurt dışında ofis açarak yerel pazarlara girmeyi düşünebilirler. Veya diğer şirketlerle işbirliği yaparak, tıpkı sizin gibi, küresel çapta bir etki oluşturabilirler. Ayrıca bu şirketler küresel ölçekte faaliyet göstermek için teknoloji altyapılarını güçlendirebilir ve müşterilerine dünya çapında hizmet sunabilirler demiş. Fena değil. Değil mi? Tabii yani sonuçta dördüncü bir kişiye yarım porsiyondan koysak fena bir şey çıkmaz buradan. Ben çünkü biraz böyle zorlayacak sorular da sordum. Fena olmayan yanıtlar aldım. Efendim çok teşekkürler değerli katkılarınız için. Tabii ki klasik bir cümleydi ama bu süre bize ayrılan zaman çok kısıtlı. Ama burada özellikle hem sizleri öne çıkartmak hem de deneyimlerinizi diğer şirketlerimize de paylaşabilecek bir farkındalık sağlamaktı. Öğleden sonraki aktivitemizde pay vaktimiz olacak. Katılımlarınız için teşekkür ediyorum. TÜSİAD TDK'nin bu etkinliğinin bundan sonraki oturumlar için de faydalı devam etmesini diliyorum. Öğleden sonraki oturumda herkes için güzel bir B2B çalışma olması dileğiyle. Çok teşekkürler. Saygılarımızla ve sevgilerimizle. Çok teşekkür ediyoruz hem konuklarımıza hem moderatörümüze.